Mutlusuz Haber'in Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGRT Haber'desiniz ve bendeniz Umar Özkunç. Saatler 17'yi gösterdiğinde dünyada bugün kuşağıyla bir kez daha karşınızdayım. Ve son 24 saat içerisinde dünyada neler oldu, neler bitti beraberce tabii ki de hızlıca bir göz gezdireceğiz. Detaylara beraberce tanıklık edeceğiz bu ekranlarda. Önce hangi başlıklar öne çıktı? Onları bir aktarayım. Sonra o başlıklar ve diğer haberlerimizle akışımızı devam ettirelim. Evet, geliyor şimdi ekranlara. Üç önemli gelişme vardı bugün aslında dünyaya dair çok konuşulan. Bunlardan biri hiç kuşkusuz ki ABD-İran gerilimiydi. Trump İran'a zeytin dalı uzattı. Peki İran ne cevap verdi? Biraz sonra ayrıntılarıyla aktaracağım. Ve ateşkese evet diyecek mi? Kim? Darbeci General Hafter Libya'da. Dün çok önemli bir çağrı vardı. Rusya ve Türkiye ateşkes çağrısında bulundu. Yankı buldu hemen Libya kanadından ama Hafter ne diyor darbeci Hafter? Detaylarını az sonra aktaracağım. Ve kraliyet ailesinde deprem. İngiltere'de çok önemli bir karar aldı. Sussex düşesi ve tabii ki dükü. Neydi o karar? O kararın yankıları İngiltere'de nasıl vuku buldu? Biraz sonra çarpıcı detaylarıyla ekranlarınıza getireceğiz. Peki hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım öyleyse. İlk durağımıza yolculuk yapalım. İlk durağımız tabii ki Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi. İran yaklaşık 48 saat önce Bağdat'taki iki Amerikan üssünü hedef aldı ve 80 ABD askerini öldürdüğünü söyledi. Herkes Amerika'nın nasıl cevap vereceğini merakla bekliyordu. Dün Türkiye saatiyle saat 19.20'de Amerikan Başkanı Trump Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına çıktı. Arkasında Genelkurmay Başkanı'ndan tüm kuvvet komutanlarına kadar bütün askeri erkan vardı. Acaba Trump savaş mı ilan edecek diye herkes zannetti. Savunma Bakanı Esper de oradaydı. Mike Pompeo da oradaydı. Trump sözü hemen şöyle başladı. Ben olduğum sürece İran asla nükleer sahibi olamayacak dedi. Kasım Süleymani bir teröristti. Erken öldürmemiz gerekiyordu. Öldürmekle iyi ettik dedi. Mesajı da verdik dedi. Ekonomik ambargolar devam edecek, başka ambargolar da gelecek dedi. NATO'yu göreve çağırdı ve NATO'dan da bu cevap geldi. Stoltenberg, Trump'la anlaştıklarını, NATO'nun Orta Doğu'da daha çok inisiyatif alacağını açıkladı. Ve arkasından da Orta Doğu'da Amerikan askerlerinin ve Amerika'nın varlığını daha çok hissedeceksiniz dedi Trump. Ki zaten ABD askerlerinin şu an sevkiyatı sürüyor Orta Doğu'ya. Ve İran cephesinden bir açıklama geldi. Ama nasıl bir açıklamaydı bu? Trump bunları söyledi fakat 3-4 saat sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üzerinden yeni bir mektup trafiği yaşandı. Amerika kayıtsız ve ön şartsız İran'la masaya oturmaya hazırız dedi. Zeytin dalı uzattı Trump fakat İran'dan beklediği cevabı alamadı. İran dedi ki hayır böyle bir şey olamaz. Amerika bize ambargo uyguladığı sürece bizim herhangi bir şekilde müzakere masasına oturmamız söz konusu değil. Siyasi kanadı böyle söyledi İran'ın. Askeri kanadı yine tehdit etti. İntikam alacağız, daha büyük bir intikam alacağız diye aynı şeyleri tekrarlamaya devam ediyor. Devrim muhafızlarının komutanı, yeni komutanları, işte Kudüs ordusunun yeni komutanı, devrim muhafızlarının komutanları yine Amerika'ya tehditler yağdırıyorlar. Daha büyük bir misilleme, daha büyük bir karşılık vereceğiz dediler. Yani zeytin dalını uzattı Trump ama İran yanaşmadı çünkü İran yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Bu arada saldırılara ilişkin tabii ki yeni gelişmeler de oldu. Dün yine gece saatlerinde saatler 00.30'u gösterdiğinde yani bugün yine Hizbullah milisleri Amerikan Büyükelçiliği'nin olduğu yeşil bölgeye roket atarla saldırı düzenlediler. Roketler yine hedefe isabet etmedi, sağa sola düştü. Bu da başka bir gelişmeydi. Ve evet, karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Gerilim azalmış, özellikle Hamane'ye göre gerilim iyi noktada azalmış gibi.
Yine aynı zamanda Irak'tan da benzer bir açıklama geldi. Mukteda dedi ki artık gerilim bitti dedi. Irak Cumhurbaşkanı iki ülkenin arasındaki çatışma bizi olumsuz etkiliyor. Artık bitmeli açıklaması yaptı. İşte tüm bunlar yaşanırken de Amerika'nın son kertede Birleşmiş Milletler üzerinden uzattığı zeytin dalını İran şimdilik reddetmiş görünüyor. Peki devam ediyoruz hemen bir diğer durağımıza. Aslında İran'ın Irak'ta ABD hedeflerini vurmasından daha çok Ukrayna hava yollarına ait içinde 176 yolcunun olduğu uçağın düşmesi daha çok konuşuldu. Kocaman soru işaretleri barındırıyordu o uçağın düşmesine dair. Uçak düştü ve 176 yolcu mürettebatıyla birlikte hayatını kaybetti. İran bugün bir açıklama yaptı. Kara kutuya ulaştık dedi uçağın kara kutusuna. Ve kara kutuda yapılan incelemelerde pilotun herhangi bir yardım çağrısında bulunmadığı, tam tersine uçağı tekrar hava alanına indirmeye çalıştığını söylüyor İranlı yetkililer. Ama Ukrayna'dan üst üste çok ciddi açıklamalar var. Çok önemli. Bir, uçağın roketle ya da bombayla patlatıldığını düşünüyoruz dedi Ukrayna. Ardından çok çarpıcı bir açıklama daha yaptı. Bu füze ve bombanın Ruslara ait olabileceğini söyledi. Yani bir nevi Ukrayna yönetimi şunu ima etti. O uçak bir teknik arızadan düşmedi. O uçağı Rus bombaları ya da Rus füzeleri düşürdü açıklaması yaptı. Biraz da askıda bıraktı bu açıklamayı. Tam hedef de göstermedi. Soruşturma sürüyor demekle yetindi Ukrayna yönetimi. İran kanadından açıklama bu şekildeydi. Bu arada uçağın patlama anına dair görüntüler de yansıdı ki az önce de izlediniz. İran'a uçuşlarını askıya aldı. Türkiye'nin de dahil olduğu havayolu şirketleri İran'ın belli bir bölümünün hava sahasını bir süreliğine kullanmama kararı aldı. Bunlar birer önlemdi. Ki bu önlemler çok doğru çünkü İran'dan fırlatılan füzelerin nereye gittiği belli değil. Sözde Amerikan üslerini vurduğu açıklanıyor ama üsleri vurmasından daha çok sağa sola düşüyor. Yani tehlike arz ediyor o füzeler. O açıdan da sivil havacılık kurumları ve havayolu şirketleri bu tür önlemler aldılar. Daha büyük faciaların yaşanmaması için. Peki uçak kazasına dair bugün ortaya çıkan çarpıcı detaylar bunlardı. Devam ediyoruz. Ve şimdi gerilimin arkasında, İran-Irak geriliminin arkasında bir genç var. Hatırlayacaksınız 27 Aralık'ta Amerika'nın K-1 üstüne, Kerkük'ün kuzeyindeki K-1 üstüne bir saldırı düzenlenmişti. O saldırıda bir ABD personeli ölmüştü. Sivil personeldi. ABD vatandaşıydı. Meğerse o ölen ABD vatandaşı olan sivil personel Iraklı bir Arap'mış. Şimdi kamuoyu, Irak kamuoyu bunu konuşuyor. Gelsin ekranlara görüntüler. Evet o yaşanan aslında gerilimin tırmandığı nokta buydu. K-1 üssünün vurulmasıyla birlikte başladı gerilim. Peş peşe ABD hamleler yapmaya başladı. Elçilik kuşatıldı. Ama bu ekranda görmüş olduğunuz kişi o saldırıda ölen Amerikan vatandaşıydı. Amerikan vatandaşının adı Nasrev Walet Hamid. Nasrev Walet Hamid aslında Iraklı bir Arap. Yani İran'ın yaptığı saldırıda ölen Amerikalı vatandaş aslında Iraklı bir Müslüman Arap'tı. Onun da ismi Nasrev Walet Hamid'ti. Şu anda ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. İşte Amerikalıların kayıp verdiği ilk isim aslında 27 Aralık'taydı bu arada. Kayıp verdikleri tek isimdi. O da ABD'li bir sivil personeldi. Üste görev yapar. Şimdi sizleri çok enteresan bir fotoğrafla baş başa bırakacağım. Şimdi Putin'in Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'ye yaptığı çok tartışmalı bir ziyaret vardı. O ziyareti tartışmalı kılan iki şeydi. Bir, hemen Türkiye ziyaretinden 3-4 saat önce Suriye'ye gitmesi, zamanlaması çok manidar geldi. Bir de orada Emevi Camii'ni ziyaret edip oradaki ziyaretçi defterini imzalaması. O da çok manidardı. Ama bir şey daha var. O da detaylar arasında çok çarpıcı bir resim. Düne dair, daha doğrusu evvelki gün Putin'in Suriye'deki ziyaretine dair. Bakın o çarpıcı fotoğrafı ve o fotoğraftaki çok enteresan bir detayı
şimdi ekranlarınıza taşıyacağım. Gelsin. Şu anda Putin Suriye'ye gidiyor. Suriye Devlet Başkanı diye sıfatlanan rejimin başındaki Beşar Esad'ın sarayına gitmiyor. Tam tersi kendi üstüne gidiyor. Rus üstüne. Ve Esad'ı da orada ağırlıyor, misafir ediyor. Bakınız arkadaki işte bütün hepsi Rus kurmayları. Bakın o fotoğraflara, Putin'in fotoğrafları var. Görüyorsunuz üstte. Ve burada çok çarpıcı bir nokta var. Şu çembere aldığımız görüntüdeki kişi Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub. Bakın alçak bir sandalyeye oturuyor. Alçak bir sandalyede şu anda. Çünkü bir asker ve Suriye rejim ordusunun başındaki isim. Yani Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub. Alçak sandalyeye oturtuluyor. Esad bir misafir muamelesi görüyor kendi ülkesinde. Şam'da oluyor bunlar bu arada. Oradaki bir Rus üssünde. Orası ki Rusların tüm Suriye'deki faaliyetlerini yöneten, kontrol eden bir harekat merkezidir. Bu harekat merkezinde ağırlanıyor. Yani özetle aslında Esad'a rejimin başında ve Suriye'nin başındaymış gibi değil de sanki orada bir misafirmiş gibi, bir jandarma görevi görüyormuş gibi muamele çekiyor Putin Esad'a ve şunu söylüyor aslında Vladimir Putin. Esad'a da bunu söylüyor. Bu fotoğrafı vererek dünyaya da bu mesajı veriyor. Bu ülkede ne olup bitiyorsa benden sorulur. Beşar Esad burada hala bu rejimin başında gibi görünse de aslında Şam yönetimi ve Şam rejimi Rusya'nın bir mandasıdır diyor. Nokta. Suriye Rusya'nın bir mandasıdır diyor Putin. Peki Putin'in bu fotoğrafı vermesindeki neden ne biliyor musunuz? Bu kadar rahat davranmasındaki neden. Hatırlayın 2016 yılının sonlarında Esad'la Rusya anlaştı ve 49 yıllığına üslerin Suriye'de kalması, Rus üslerinin ve aynı zamanda bu üslerin bulunduğu toprakların da Rus toprakları kabul edilmesi, bakın çok önemli, elçilik değil burası, üsler edilmesi noktasında bir anlaşma yapılmıştı 2016'nın sonlarında. Bu da bir nevi aslında bir ülkenin mandası olmayı kabul ediyorsunuz. İşte o anlaşmadan sonra da ortaya çıkan fotoğraf bu. Aslında Beşar Esad sadece göstermelik bir lider. Görüyorsunuz kendi ülkesinde gelen bir devlet başkanını üstüne misafir olarak ağırlamak zorunda kalıyor. Yani ağırlayan Esad değil, ağırlayan Putin. Nerede? Şam'da. Nerede? Esad'ın şu anda yönettiği şehirde, başkentte. Manzara bu. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. Bir exit rüzgarı esiyor İngiltere'de. Exit, çıkış. Bir Brexit vardı malumunuz. Oylamalar yapılıyor şu sıralarda, ciddi bir görüşmeler var. Sanırım ki Brexit artık gerçekleşecek çok yüksek ihtimal. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkacak. Bir başka exit da Megxit. Kim o Megxit? Meghan Markle. İngiliz medyası böyle görüyor olayı da, güzel bir yaklaşım aslında. İronik. Yani Brexit'ten sonra şimdi bir de Megxit var. Yani Markle gidiyor, Meghan Markle'ı kastediyorlar. Neden? Artık Meghan Markle, yani Sussex düşesi ve eşi Prince Harry, kraliyetten ellerini, ayaklarını, eteklerini çekiyorlar. Kraliyetteki bütün yetkilerini bırakıyorlar ve sıradan insanlar olarak hayatlarına devam etme kararı aldılar. İşte bunun yankıları sadece İngiltere'de değil, dünyanın her yerinde baya baya üst perdeden bulduğu yankıyı izleyelim. İsyan bayrağını çektiler, kraliyet üyeliğinden çekildiler, saray çalkalandı, Buckingham zamana bıraktı. Prens Harry ve eşi Düşes Meghan, evlilik kararını açıkladıklarından bu yana İngiltere'nin ve dünyanın gündemindeler. Çift 2018'de dünya evine girdi. Meghan'ın aileye kabulü hiç kolay olmadı. Ada basını düğün öncesi müstakbel gelinin kariyerini mercek altına aldı. Filmleri, dizileri manşetlere taşındı. Saray ve çift arasında ilk çatlak da o zaman oluştu. O
O deprem yeni yılda da sürdü. Kraliçe Elizabeth'in yeni yıl mesajında odada çiftin fotoğrafı yoktu. Kulislerde iplerin koptuğu konuşuluyordu. Ve o açıklama yapıldı. Çift kraliyet görevlerini bıraktıklarını duyurdu. Bundan sonra hayır kurumuna ağırlık verecekler. Çocuklarını da kendi başlarına büyütecekler. Karar Kraliçe 2. Elizabeth'i hayal kırıklığına uğrattı. Saraydan yazılı açıklama geldi. Sürecin zaman alacağı vurgulandı. Karara saygı duyulduğu da ifade edildi. Prens Harry, annesi Lady Diana'nın izinden gitti. Diana da Galler Prensi Charles'la yolları ayırdıktan sonra kraliyetle bağlarını koparmıştı. Ardından da birlikte olduğu Dodel Fayette'le birlikte Paris'te geçirdiği şüpheli trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Prens Harry bu kararla milyonlarca sterlini elinin tersiyle itmiş oldu. Yalnızca geçtiğimiz yıl görevleri için 21 milyon sterlin prense verildi. Annesinden kalan mirasla birlikte hatırı sayılı miktarda bir servete sahip. Ancak masraflar da o oranda büyük. Adada şimdi herkes o kararı ve güvenlik dahil diğer giderlerin nasıl karşılanacağını konuşuyor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Benimle değerli zamanınızı ayırdığınız için burada noktalıyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere ama TGRT Haber'de haber maratonu kesintisiz, soluksuz bir şekilde devam edecek. Hoşçakalın efendim.